Dostlar merhaba, Eyüp Hoca ben. Bu dersimizde paragrafta konu başlığını ele alacağız. Özellikle son 10-15 yıl içerisinde bu konuyla ilgili çıkmış bütün farklı soruları derleyip toparlamaya çalıştım. Dolayısıyla kilit sorulardır. Size tavsiyem şu. Soruyu gördüğünüzde ekranı durdurup soru kökünü bir kağıda yazın. Bunu niçin yapacağız? Her şeyden önce amaçlı bir okuyuş gerçekleştirmek için. Paragraf sorularında yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi amaçsız okumalar. Yani paragraf sorusunu görüyorum ancak ne sorusu olduğu hakkında bir fikrim olmadan paragrafı okumaya çalışıyorum. Bu büyük bir yanlıştır. Sen soru kökünü gördüğünde evet ben burada paragrafın konusunu arayacağım ya da ana düşüncesini arayacağım. Artık ne aradığımızı bilerek, yani amaçlı bir okuyuş öğrenmeyi kolaylaştıracak, hızlandıracaktır. Evet, Eyüp Hoca ile Türkçe ve Edebiyat kanalına abone olmayı unutmayın dostlarım. O değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi de lütfen eksik etmeyin. Hazırsanız ben konu anlatıma başlıyorum. Öncelikle paragrafta konu nedir? Konu ne demek? Dostlarım şöyle kısa bir özet geçeyim. Ben bununla ilgili bir video yüklemiştim. Ta bu kanalı ilk açtığım zamanlarda paragrafın konusu ve ana düşüncesi diye. Video kalite olarak biraz düşük. Yani iyi niyetli bir çalışmaydı ama ışık, görüntü, ses gerçekten çok kötüydü. Acemiydim o zamanlar. Gittikçe kendimi geliştirdim. Orada bahsediyorum ama burada da gelin isterseniz bir özet geçelim. Konu nedir? Konu değerli dostlarım hakkında söz söylenen, üzerinde durulan kavramdır. Bu kavram elbette genel olacaktır. Örneğin paragrafımız genel olarak eleştirmenlerden bahsediyor olabilir. Ancak eleştirmenlerle ilgili bir paragraf yazmak değerli dostlarım oldukça zordur ve hatta imkansızdır. Çünkü konu başlığı eleştirmenler dediğim zaman bununla ilgili kitap yazılır. Bırak paragrafı, kitap yazılması lazım. Dolayısıyla bu paragrafa göre mutlaka özelleştirilmiş olmalı. Atıyorum eleştirmenlerin yancı tutumu anlatılmıştır mesela. Atıyorum konumuz spor. Bu genel bir konu. Paragrafa göre ne olacaktır? Türk futbolunda yaşanan yolsuzluklar mesela sınırlandırılmış bir konu. Yani paragrafa göre mutlaka sınırlandırılmış olanı, yani özel olanı bulmamız gerekecektir. Şimdi dostlar paragrafların büyük bir çoğunluğu, yani %80'i tüme varım şeklindedir. Ne demek istiyorum? Yani paragrafın girişinde konu verilir, gelişme bölümünde açıklanır, sonuç bölümünde ise genellikle ana düşünce verilir. %80'i böyledir. Geri kalan %20'lik sorular ise tümden gelim şeklinde yazılır. Yani dostlarım önce ana düşünce verilir. İç bölümlerde yine örnekler vesaire vardır. Konu sona bırakılır. Dolayısıyla ben paragrafta konu arıyorsam değerli dostlarım elbette paragrafın tamamını okuyacaksınız. Ama özellikle girişine ve sonuna dikkat etmeniz lazım. Yani özellikle dikkat etmeniz gereken, konuyu arayacağınız yerler genellikle giriş ve sonuç bölümlerindedir. Ha, ortalarda bir yerde hiç olmaz mı? Elbette olur. Ama genellikle dostlar %80 girişte veya çok nadir de olsa sonuç bölümünde konu yer alabilir. Hadi gelin şu çıkmış kilit sorulara bakalım. Dediğim gibi yani çıkmış bütün farklı soruları aldım. Size tavsiyem ekranı durdurup soru köklerini madde madde yazın ki bu soru köklerine alışmanız lazım. Bu soru kökünü gördüğünüzde dostlar demek ki ben paragrafta konu arıyorum. Yani yazar ne anlatmış? Tabii özelleştirilmiş konu. Unutmayın. Evet, mesela konuyla ilgili çıkan sorulardan bir tanesi, bu parçada duygularından hangileri belirgindir? Nedir bunlar? Sitem, hüzün, özlem. Parçayı okuyacağım. Hangi duyguların ağırlıklı olarak işlendiğini görmeye çalışacağım. Bir bakalım. Yaşı ilerledikçe insan çocukluğunun bahçelerini nerede arar? Belleğimiz bizi ninnilere, saklambaç oyunlarına, uçurtmaların iplerine nasıl götürür? Nasıl canlanır çocukluktaki eski çarşılar, panayır yerleri, bayram sabahları? Bizi bir yerlerde bekler mi buğday başakları arasına yuvasını yapan tarla kuşu? Yoksa büyüdüğümüz için ödediğimiz bedel kaybetmek midir doğduğumuz evi, sokağı, köyü? Yitirdiysek eğer nasıl yaşatmalı onları anılardan çıkarıp? Yitirdiysek eğer nasıl yaşatmalı onları anılardan çıkarıp? Şimdi dostlar burada bir sitem gördük mü parçada? Sitem nedir? Bir başkasına yapılandır, değil mi? Karşındakine yaptığın bir duygudur. Yani kırılganlığını, kırıldığın şeyi söylersin, sitemde bulunursun. Bu parçada başkasına yönelik bir söz yok. Dolayısıyla burada sitem vardır diyemeyiz dostlar. Peki hüzün var mıdır? Elbette parçanın tamamında yazarımız hüzünlü, yani çocukluk zamanlarında yaşadığı olayları özlemesi onda bir hüzün yaratmış. Haliyle özlem de var. Dolayısıyla bu parçada ağır basan duygular dostlarım hüzün ve özlemdir. Yani 2'yi ve 3'ü işaretlememiz gerekir. Peki devam edelim. Bu parçada Ahmet Telli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Yine konu arıyorum. Ahmet Telli ile ilgili neye değinilmiş? Bir bakalım. Kalbim unut bu şiiri diye yazarken bile kalbim unutma bu şiiri diyen bir ses duyulur sözcüklerin arasından. Neşet Ertaş'ın kalpten kalbe bir yol vardır görünmez dediği gibi. Ahmet Telli kalbiyle yazar, kalbe yazar ve yazdıkları kalbe ulaşır. Gönül adamı dedikleri türden bir genişlik değildir bu. Tüm yaşadıklarına ve acılarına rağmen hüzünle gülümseyen bir şiirin düşünceyi ihmal etmeden genişlemesi, soluk almasıdır sözüne ettiğim. Bu olsa olsa Telli'nin kalp coğrafyasının büyüklüğü ve enginliğinden kaynaklanır. Bu olsa olsa Telli'nin kalp coğrafyasının büyüklüğü ve enginliğinden kaynaklanır. Evet, tüme varım paragrafı dostlar konuyu son bölümde verdi. Dolayısıyla ben burada Ahmet Telli ile ilgili neye değinilmiş? Şöyle bir bakalım. Duygu dünyası mı? Evet. Sözcük evreni mi? Hayır. Yenilikçi tavrı mı? Hayır. Şiirinin kurgusu mu? Yani nasıl kurguladığı mı? Evet, biraz bahsediyor ama genel olarak üzerinde durduğu şey bu değil. Sanatsal tutumu? Evet, bahsediyor ama yine metnin tamamında özellikle vurgu yaptığı şey adamın duygu dünyası ve bunu nasıl yansıttığı. Çeldirici şık olarak Denizli'yi ve Edirne'yi verdi dostlarım ama A şıkkını işaretlememiz gerekiyordu. Evet, cevabımız A. Devam edelim. Mevlana bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Yine konu arıyorum dostlar. Mevlana'nın sözleri ne? Hamdım, piştim, yandım. Bu sözlerden yola çıkarak bir şey arayacağım. Ama eminim ki siz sınavda metnin tamamını mutlaka okuyacaksınız. Yani ne kadar okumayın desek de sınav stresi, heyecanı mutlaka okuyacaksınız. Ama üzerinde durmanız gereken yeri zaten soru kökü bize söyledi dostlar. Hele hele Mevlana ile ilgili bir şeyler de biliyorsanız hamdım, piştim, yandım ne demek kolaylıkla bulabilirsiniz. Bir bakalım. Genelde mistik doğunun, özelde Türk edebiyatının en büyük mutasavvıflarından biridir Mevlana. Halk ve hak aşığı olan Mevlana kişisel gelişim serüvenini hamdım, piştim, yandım ifadesiyle özetler. Bakın bu sözler bir aşama vermiyor mu bana? Önce hamdı, sonra pişti, sonra da yandı, değil mi? Bir aşama. Bir bakalım. Bu dünyanın geçici olduğu, hayır. Her insanın kendine özgü bir serüveninin olduğu, elbette. Olgunluğunun aşamalar sonucu gerçekleştiği, kesinlikle. İnsan ruhunun mükemmelleşmek zorunda olduğu, alakası yok. Hiçbir gelişmenin sebepsiz olmayacağı, alakası yok. Bakın cevabımız Ceyhan, Çeldiricik, Bursa'ydı. Ancak bu serüvenin içeriğiyle ilgili bir bilgi vermediği için, aşamalardan geçtiğini söylemediği için C şıkkını işaretlememiz gerekiyordu. Evet, devam edelim. Kapton'un kısa öyküleriyle ilgili olarak karşı çıktığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Yine konu arıyorum dostlar. Karşı çıkılan bir durum. Ne ile ilgili? Kısa öykülerle ilgili. Bir bakalım. Hem roman hem de öykü yazan Truman Capote da öyküye farklı bir rol biçenlerdendir. Capote özellikle kısa öykünün yazar için bir tür parmak jimnastiği olarak değerlendirilmesine itiraz eder. Bak, itiraz ettiği cümleyi verdi. Bir tür parmak jimnastiği olarak değerlendirilmesi. Yani üzerinde uzun uğraşlar, böyle çabalama vesaire bu tip şeylerin olmadığı jimnastik gibi değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Bir bakalım. Roman ile eş değer tutulması, hatta tutulmaması, değil mi? Kolayca yazıldığının düşünülmesi, dursun. Hacimsiz olarak kabul edilmesi, hacimsizlik, hayır, bahsetmiyor. Anlatımın yavan olarak görülmesi, yavanlık ne alakası var? Okur kitlesi nereden çıktı? Kolayca yazıldığının düşünülmesi, yani parmak jimnastiği gibi görülmesine adam karşı çıkıyor, itiraz ediyor. Dolayısıyla B şıkkını işaretlememiz gerekiyordu dostlar. Evet, devam edelim. Bu parçada geçen aynı zamanda bu metin bir üretim kaynağıdır sözüyle edebi eserlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Yine konu arıyorum. Neyi arayacağımı zaten adam sınırlandırdı. Aynı zamanda bu metin bir üretim kaynağıdır sözü ne demek? Bir bakalım. Yazarın bir toplumsal benliği, bir de meydana getirdiği metin vardır. Onun oluşturduğu bu metin dilsel olarak kapanda mı artık bir eserdir. Bu ne ya? Bir dakika. Onun oluşturduğu bu metin dilsel olarak kapandı mı artık bir eserdir. Tamam. Sonuçlanmış bir nesnedir. Ama aynı zamanda bu metin bir üretim kaynağıdır. Bunu söyledi. Okurla buluştuğu zaman bu üretim kaynağının içinde sürekli yazarın yaratıcı benliğini görürüm. Anlatıcı olarak vardır o benim için artık. O anlatıcıyı yazar veya herhangi bir üçüncü kişi gibi algılayabilirim. Buradaki ben diye konuşan kişi beni yazara gönderebildiği gibi göndermeyebilirdi. Okur olarak metin, bak hala daha şunun ne demek olduğunu söylemedi. Okur olarak metindeki ben ile aramdaki ilişkiyi ortaya koyuyorum. Evet, birazcık sezdirdi. Bunun yorumunu yapıyorum. Evet, katmanları saptıyorum. Okur işin içine giriyor. Bakın, üretim ne demek? Burada söylemeye başladı. Belli bir ana dek hep metnin içinde kalıyorum ama gerektiğinde metin dışına çıkıp yazarın metin dışı ideolojisini de bir inceleme nesnesi. Yani okurumuz metni okuduktan sonra kendisi de işin içine bir şeyler katmaya başlıyor. Değil mi? Farklı farklı şeyler çıkarmaya başlıyor. Dolayısıyla bu anlamda eser bir üretim kaynağı olmuş oluyor. Bir bakalım. Her okunuşta yeni anlamlar çıkarıldı. Bir dursun. Kendi dışındaki yapıtlara, ya okurlarımız eser yazmıyor. Bir geçelim onu. Okurların duygu dünyasına nüfuz ettiği, evet ediyor da üretim. Geçelim. Okurlarını farklı düzeyde etkilediği, evet etkiliyor ama üretim ne demek? Yazarını yeni eserler yazmaya sevk ettiği ama konumuz okurlar, yazar değil. Dolayısıyla her okunuşta yeni anlamlar çıkarıldı. Yani okur her okuduğunda kendisi bir şeyler katıyor, değil mi? Saptıyor, bir şeyler yapıyor. Haliyle üretimle bağdaştırabileceğim tek şık A şıkkı olacaktı. Evet, devam edelim dostlar. Gelelim 6. soruya. Bazı sorular tek sayfa, bazıları 2. Kısa soruları sıkıştırmaya çalıştım. Kağıt israfı yapmayayım diye. Eğer sıkıntı yaratıyorsa beni affedin dostlar. Evet, bir bakalım. Bu parçada yapay zeka uygulamalarına ilişkin olarak yukarıdakilerden hangilerine değinilmiştir? Bir bakalım neymiş onlar? Gerçekleştirilenlerin beklentileri karşılamadığı, ABD'deki üniversitelerin daha fazla çalışma yaptığı, çalışmaların her ülkede desteklendiği. Bu üçünü arayacağım. Ne arayacağımı biliyorum. Bunlardan hangileri yukarıda değinilmiş? Bir bakalım. Hayatın birçok alanında yapay zeka uygulamalarından faydalanılsa da ABD'deki bir üniversitede yapılan araştırma acı gerçeği ortaya çıkardı. Neymiş o? Ne kadar gelişmiş olursa olsun mevcut yapay zeka ancak 4 yaşındaki bir çocuğun zekasıyla kıyaslanabilecek düzeyde. Bir hayal kırıklığı. Yapay zeka uygulamaları benzerlikleri ayırma konusundaki güçlü yetenekleri ve eşsiz kelime hazinelerine rağmen testte en basit neden sorusuna bile yanıt verememiş. Araştırmacılara göre bunun nedeni yaşam tecrübesi eksikliği. Evet. Şimdi yapılan çalışma beklentileri karşılamamış, değil mi? 4 yaşındaki bir çocuğun cevap verebileceği şeylere bile cevap verememiş. Evet. ABD'deki üniversitelerin daha fazla çalışma yaptığı. Hayır, sadece burada ABD'de bir üniversitenin böyle bir çalışma yaptığından bahsediyor. Çalışmaların her ülkede desteklendiği alakası yok. Dolayısıyla sadece biri işaretlememiz gerekiyordu. Evet dostlar, devam. Bu parçadan kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Yine konu arıyorum dostlar, kitaplarla ilgili. Gençliğimizde bir yanda ağır kitaplar vardı. Bunlar edebi eserlerdi. Öte yanda da fotoromanlar, aşk ve cinayet romanları. Kitap deyince biz birinci türü kastederdik. İkinci türün adı bile geçmezdi. Aslında onları da okurduk ama onları çekinerek okunan şeylerdi. Ben çekindiğimi değil, fazla okursam aptallaşırım diye korktuğumu hatırlıyorum. Şimdi okurlar bu türden gariplikler yaşamıyorlar. Çünkü bizim ciddi kitap olarak algıladığımız, hatta yücelttiğimiz şey artık eski yerinde değil. Çünkü bizim ciddi kitaplar olarak algıladığımız, hatta yücelttiğimiz şey artık eski yerinde değil. Okur değişti, kitap da değişti dostlarım. Bir bakalım. Eğitici amaçla yazılanların bir dönemde çok eğitici amaç hiç bahsetmedi. Sanatsal niteliklerin zaman içinde önceki kadar ilgi görmediği, okur değişti, kitap da değişti. Bizim o yücelttiğimiz kitaplar artık eski yerinde değil, tümevarım şeklinde yazılmış bir paragraf dursun. Şiddet ögeleri içerenlerin şiddet nereden çıktı geçelim. Kolay okunurluk geçelim. Kimilerinin okurların yaşantısına yönelik olmadığı, okurların yaşantısına yönelik olmak ya da olmamak, bundan hiç bahsetmedi. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmalıydı dostlarım. Evet, devam edelim. Paragrafta konu çözüyoruz arkadaşlar. Uyumak yok. Hadi bakalım. Takip edin beni. Bu parçada eserlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde durulmuştur? Yine paragrafta konu. Eserlerin hangi özelliği üzerinde durulmuş? Bir bakalım. Yazmak için yaşanır, yaşamak için yazılır. Birbirini bütünleyen değerlerdir yazmak ve yaşamak. Bunlar ana düşünce. Geçelim. Yazar küçük yaşlardan başlayarak duyumsar bunu. Güçlü bir var olma baskısı olarak hisseder. Her durumda, her koşulda, her dönemde duygularını, düşüncelerini kağıda dökmek ister. İçinde yaşadığı dönemin insanlarına, belki de gelecektekileri bir sesleniş olsun diye. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl sonra. Kim açar bu yaprakları? Kim karıştırır bu kitapları? Binlerce yazı, binlerce kitap yayımlanıyor. Yüzlerce, hatta binlerce insan yazı yazıyor. Geçmiş yüzyılların insanları yazmışlar. Bugüne kaçı kalmış? Bu kalanlardan kaçı ölümsüz değer taşıyor? Pek azı. Üstelik 100 yıl, 200 yıl önce değerli, kalıcı sanılan eserlerden pek çoğu toz olup gitmiş. Kimsenin önem vermediği eserler olanca gücüyle bugün de ayakta. Yine tümevarım şeklinde yazılan bir paragraf konuyu son kısımda vermiş. Kalıcılıkla ilgili bir şey değerli dostlarım. Bunu arayacağız, öyle değil mi? Şunlar kalmış, bunlar kalmamış. Kalıcı olmak ya da olmamak. Bununla ilgili bir şey. Kalıcılıklarının uzun sürede belli olması, değil mi? 100 yıl, 200 yıl geçiyor da kimileri kaybolup gidiyor, kimileri hala dimdik ayakta. Dursun. Toplumu yönlendirdikleri ölçüde toplumu yönlendirmek, geçelim. Geleceğe erişirken değişikliğe uğramaları, alakası yok. Kendilerine özgü bir zamana sahip olmaları, yani ama aşık Allah aşkına gel beni işaretle demiyor mu? Geçelim. Unutulmalarındaki temel etkenlerin geç fark edilmesi, yani niçin unutuluyorlar, bununla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmalıydı. Evet, paragrafta konu arıyoruz, unutmayalım dostlar. Kahramanından böyle söz edilen bir roman aşağıdakilerden hangisini anlatıyor olabilir? Yine konu arıyorum dostlar, dikkat. Mutlu değil, yalnız ve tedirgindir. Kafasını meşgul eden bir şeyler vardır daima. Her zaman eşikte, yani ne bu tarafa ne öbür tarafa olduğu için katmerlenir ızdırabı. Uzun uzun konuşmalar hoşuna gitmez. Zira her insan onu anlamayacaktır. Kendisiyle kavga ederek kendisini caddelere, bulvarlara, pasajlara atar. Ne değişik adammış. Telaş içinde koşuşturan insanları, onların zamanın peşinden koşuşlarını alaycı bakışla seyreder. Biraz da gözlemci. Seyretmek onun için dünyadaki en güzel iştir. Kahramanımız biraz değişik. Evet, böyle bir şey arayacağız dostlar. Bir bakalım. Yaşanmışlık duygusu uyandırsın diye insanların arasına karışan. Yok, bu adam birazcık garip. Uzak duruyor değil mi insanlardan? Sürekli sorgulayan, söylediklerine bir anlam verilemeyen, anlaşılması güç, özgür ruhlu, sıra dışı bir adamın dünyası. Evet, olabilir. Hayatının son günlerini yaşadığını düşünen. Adam ölmek üzere mi? Hayır. Rahat bir yaşam sürebilmek için yurt dışına gitmiş. Geçelim. Hayatı sadece çalışmak üzerine kurulmuş ve ömrü hafta sonu tatillerini beklemekle... Evet, cevabımız bu. Değişik, enteresan bir adamdan bahsediyordu. Nasıl bir adam bu? Sürekli sorguluyor, çünkü kafasında sürekli meşgul eden şeyler var, öyle değil mi? Yalnız, değişik bir adam, insanları gözlemlemeyi seviyor ve alay ediyor insanlarla. Değişik bir adam, dolayısıyla sıra dışı, özgür ruhlu vesaire. B şıkkını işaretlememiz gerekecekti. Evet dostlar, devam. 10. soruya bakalım dostlar. Bu parçaya göre fotoğrafçılığın bir sanat olarak kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Yine konu arıyorum dostlar. Unutmayalım, yazar ne anlattı fotoğrafçılıkla ilgili, hatta konuyu benim için sınırlandırmış. Bak, fotoğrafçılık, ansiklopedi yazılır bununla ilgili. Ama ne diyor? Fotoğrafçılık niçin sanat olarak kabul edilmeli? Değil mi? Bununla ilgili bir şey arayacağım. Bir bakalım. 1861 yılında bir eleştirmen şöyle demiş. Bugüne kadar fotoğraf kural olarak gerçeği yansıtmayı amaçladı. Peki ama güzelliği belirgin kılma gibi bir amacı da üstlenemez mi? Bak şurada bir göz kırptı bana. Neyse. Burada o zamana değin yalnızca belgeleme yöntemi sayılmış bir iletişim aracının alanına estetik ölçülerin de dahil edildiği görülüyor. Tamam. Bu da fotoğrafçının gördüğünü yorumlayarak yansıtma bilincine varmasının bir sonucudur. Harika. Sanatsal yorumun ortaya çıkışı sanatsal ölçütlerin uygulanmasına kendiliğinden yol açacaktır. Aslında burada bir anlatım bozukluğu var. Yol açmak kötü durumlarda kullanılır. Sağlayacaktır demesi lazım değil mi? Neyse konu dışına çıkmayalım. Değişmez ve belli kurallar içermesiyle sanat olarak değerlendirilir. Geçelim. İlgi duyanların sayısının her geçen gün artması sayesinde sanat olarak kabul edilir. Geçelim. Yaratıcılık yönünden başka sanat dallarıyla da bir dursun. Çekenin bakış açısına göre anlamsal zenginlikler kazanması dursun. Belirli bir eğitimden geçmeyi gerektirmesi hayır. Şimdi fotoğrafçılık niçin sanat olarak değerlendirilmelidir? Şimdi fotoğraf çeken kişi kendisi de bir şeyler katacak değil mi? Yorumlayacak vesaire. Yaratıcılık yönünden başka sanat dalları şunu koymasa cevap C olabilir biliyor musunuz? Yani yaratıcılık yönünden fotoğraf çekenin de kendisinin bir şeyler katması dese cevap çok güzel olur ama başka sanat dallarını işin içine katmış. Dolayısıyla bu da olmayacak. Çekenin, fotoğraf çekenin bakış açısına göre anlamsal zenginlikler kazanması yani fotoğraf çekenin kendi duygu dünyasını oraya yansıtması. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Evet, konu sorusu bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Yine bir konu. Bir bakalım. 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana nostalji, başka bir deyişle eskiye duyulan özlem gittikçe yaygınlaşıyor. Aslında konuyu verdi. Tüme varım paragrafı bu. Girişte verdi bu sefer. Bu bir bakıma insanların yaşamlarından giderek daha fazla yakındıklarının bir göstergesi. Artık her kuşak yaşamın daha az mekanik, doğallığın daha yaygın olduğu bir dönemi özlüyor. Bu özlem hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırdığı ölçüde daraltıyor da. Bu yüzden günümüz insanı gözlerini geçmişe çeviriyor. Söz gelimi eski trenler böyle miydi diye başlıyor. İnsanların atlı arabalarla yolculuk ettikleri günlere kadar gidiyor. Evet, konuyu zaten girişte vermişti. Bir bakalım. İçinde bulunduğumuz koşulların geçmişi güzelleştiren çağrışımlar yarattığı olabilir mi dostlar? Bir dursun. İnsanlar arasındaki içtenlik bir de insanlar arasındaki. Hayır. Mutluluk anlayışının insandan insana değiştiği. Hayır. İnsanların gelecek kaygısı çekmediği ne ilgisi var? Günümüzde yaşama sevincin evet bir azalma var ama niçin? Niçininden bahsetmedi. Konuyu tam karşılamıyor. İçinde bulunduğumuz koşulların yani günümüzdeki teknolojik gelişmeler geçmişi güzelleştiren çağrışımlar olmuş artık. Yani ben trenlere bakıp eskiden trenler böyle miydi diye diyorum değil mi? Günümüzdeki trenlere bakarak eskiye yönelik bazı çağrışımlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sürekli nostaljiyi arıyorum. Evet, cevabımız A şıkkı. Devam edelim. Gelelim 12. soruya. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Yine bir konu sorusu. Okuma yazması olmasına karşın benim kitaplarımı okumayan babamın evde kalan tek kitabımı kimselere vermediğini öğrenince şaşırıyorum. Anneme bunun nedenini soruyorum. Neden olacak oğlum? Kitabın boş yerlerine telefon numaraları yazmış da ondan. Ne değişik adam. Duyduklarımdan ötürü babama karşı asla olumsuz duygu beslemiyorum. Onu anlıyorum. Her haliyle seviyorum. Okuma alışkanlığının olmadığı bir kültürden geldiği halde bir kitabı sırf oğlu yazdı diye okumasını da istemezdim zaten. Şimdi bu adam son derece anlayışlı bir adam değil mi? Evet. Bir bakalım. Hoşgörülü, gerçekçi bir tutum içinde olan olabilir. Düş kırıklığına uğramış. Hayır, şaşırıyorum diyor. Şaşırmak hayal kırıklığı mıdır? Değil. Sorgulayan, kendisine gereken değerin verilmediğini bilen. Şimdi kendimi değersiz hissettim demedi. İyimser, yakınlarının sıkıntılarına ortak olmaya çalışan. Şimdi iyimserlik evet ama yakınlarının sıkıntılarına ortak olmaya çalışan alakası yok. Üretken, yapıtlarında yalınlığı ne alakası var? Hoşgörülü, babasına kızmıyor. Gerçekçi bir tutum içinde. Ne diyor? Okuma alışkanlığının olmadığı bir kültürden geldiği halde bir kitabı sırf oğlu yazdı diye okumasını da istemezdim zaten. Gerçekçi bir yaklaşım. Zaten böyle bir kültürü yoktu diyor. Öyle değil mi? Evet, devam edelim. Bu parçada yazma eyleminin hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Müthiş bir konu sorusu. Yine bakalım. Yazma eyleminin kimi durumlarda insana acı çektiren bir yanı vardır. Neymiş o? Söz gelimi hayatta en sevdiği insanı kaybetmiş birini betimlerken sanki bir suçluluk duygusu uyanır içimizde. Çok güzel bir örnek. Betimlediğiniz insanın gözyaşlarına boğulmuş hali ister istemez sarsar sizi. Hiç yaşamadığınız bir acıyı yalnızca yazarak hayata imza atmış olursunuz. Müthiş. Bir bakalım. Okurların ilgi dünyasının zenginliği... Yok, ne alakası var? Yazılanların duyumsanarak anlatılması dursun. Acının, hüznün ve sevincin birlikte yansıtılması değil. Bundan bahsetmiyor. Ama giriş sanki cevap olacakmış gibiydi, değil mi? Ama sonda bozdu. Başarıya ulaşmanın nesnel bir tutum gerektirmesi. Ne ilgisi var ya? Hiç alakası yok. Yaşama anlamlı kılan olaylara dayandırılması. Yaşama anlamlı kılan olay. Ama başka bir konu da olabilirdi, değil mi? Geçelim. Şimdi bak ne diyor şurada? Hiç yaşamadığınız bir acıyı yalnızca yazarak hayata imza atmış olursunuz. Onu duyumsayarak, onu hissederek yazarsınız. Evet, cevabımız Bursa olmalıydı. Devam edelim. 17 soru var dostlar. Devam. Bu sözleri söyleyenin yazarla ilgili beklentisi nedir? Yine konu sorusu çözüyorum. Yazar ne anlatmış? Bunu arayacağım. Metinden mesaj çıkarmaya çalışmayacağım. Eğer metinden mesaj çıkarmaya çalışırsam konudan uzaklaşır, ana düşünceye yaklaşmış olurum. Dikkat! Ben kendine özgü patikası olmayan yazarları sevmedim hiç. Özgün yazar arıyorum diyor. Peki. Ama özellikle olmak için zoraki başkaldırı yazıları yazanları değil, kendiliğinden böyle olanları sevdim. Şimdi özgün bir adam arıyor ama bu özgünlüğü de böyle sırf özgün olayım deyip tuhaf tuhaf yazılar yazan insanlara da karşı. Bunun doğal bir şekilde gerçekleşmesini istiyor. Dolayısıyla beklentisi ne? Doğal bir özgünlük arayacak, değil mi? Bir bakalım. Sanatsal yaratılarda önemli konuları seçme ve işleme. Geçelim. Başkalarından farklı olarak öteki sanatçılara yol gösterme. Bak, güzel başladın da sonu kötü oldu. Var olan biçimleri yeni arayışlarla zenginleştirme. Yeni arayış olabilir. Var olanın biçimleri. Var olan, evet, geçelim, orası bozuyor. Bilinen sanat akımlarının dışında kalmayı üstünlük sayma. Zaten zoraki olmasın diyordu. Kimseye benzememeyi doğallıkla başarabilme. Evet, özgünlüğü doğal bir biçimde başarabilme. Değil mi? Üzerinde durduğu şey buydu. Bu parçada yazarla ilgili olarak neye karşı çıkılıyor? Zaten benim için özetlemiş, konuyu sınırlandırmış, sınırlandırılmış bir konu arıyorum. Neye karşı çıkılıyor? Bir bakalım. Bu yazar dilin şiirini yakalamak için söz dizimiyle oynuyor. Aha, söyledi zaten. Girişte verdi. Bu yazar dilin şiirini yakalamak için söz dizimiyle oynuyor. Sonrasında açacak bakın. Yalın, birleşik, eksiltili, düz, devrik, iç içe cümleler kuruyor. Kıpırtılı, devingen bir söyleyişe ulaşıyor. Bunu yaparken genel dilden tamamen ayrılmıyor. Öznel bir dil yaratmıyor. Burada şunu da ekleyelim. Bir dil işçisi olarak yazar dilin anlatım olanaklarını sonuna kadar zorlayabilir. Onları kendince yeniden kurup biçimlendirebilir. Ama bu %100 öznel, kişisel bir dil yaratma anlamına gelmez. Böyle bir dil temelde sanatın işlevine aykırıdır. Yani yine özgünlük üzerinde durulan şey bu. Ama yani özgün bir dil yaratacağım diye de günlük konuşma dilinden apayrı, yapay bir dil oluşturma diyor, değil mi? Buna karşı çıkıyor ve girişte söyledi neye karşı çıktığını. Bu yazar dilin şiirini yakalamak için söz dizimiyle oynuyor. Bir bakalım. Çok hareketli ve değişken bir anlatımı gelemeleri. Evet, anlatımla ilgili bir şey var burada, dursun. Toplumca kullanılan dilden çok farklı, kendilerine göre bir dil yaratma yönelimlerine... Bu daha güzel oldu. Değişik cümle tiplerini gereksiz yere bir arada kullanma, ama bu neye yol açıyor onu söylemiyor. Sözcüklerin anlam alanlarını genişletmekten çekinmelerine geçelim. Dilin söz varlığını gerektiği ölçüde değiştirmekten kaçınmalarına, tam tersi değiştirmelerine kızıyordu, değil mi? A mı B mi, bir bakalım. Toplumca kullanılan dilden çok farklı, yani insanların kullandığı dilden çok farklı. Kendilerine göre bir dil yaratma uğraşılarına karşı çıktı. Bak, bu yazar dilin şiirini yakalamak için söz dizimiyle oynuyor. İnsanların kullandığı dili değiştirmeye çalışıyor. Evet, cevabımız Bursa olmalıydı. Şu hareketli falan, değişken, değişken tamam da hareketli bozacak. Dolayısıyla B şıkkı olmalıydı. Evet, devam edelim. Son sayfamız. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum dostlar. Ama bunları görmeniz inanın size büyük avantaj sağlayacaktır. Soru köklerine lütfen dikkat. Bu parçada yazarlar hangi açıdan eleştiriliyor? Hangi açıdan eleştiriliyor? Yazar bu kitabında son yıllarında yazdığı denemelerini bir araya getirmiş. 40 yılı aşkın bir yazarlık serüveninin son ürünleri bunlar. Kitabın bir yerinde şöyle diyor yazar. Günümüzde yazarlığa heves eden gençlerin ilk ürünlerine bakarken duyduğum kaygıları ne yazık ki birkaç kitap yayımlamış, ünlenmiş, göklerde dolaşan yazarları okurken de duyuyorum. Türkçenin bugünkü durumuna nasıl geldiğini bilmiyorlar. Dil nedir, biçem yani üslup nedir diye düşünen yok. Bir ana dilleri olmasını yazarlık için yeterli sanıyorlar. Evet, şurada verdi değil mi? Yine bu sefer de sonda verdi. Bir bakalım hangi bakımdan eleştiriliyorlar. Kendilerinden önce yapılmış çalışmalardan habersiz olmaları. Şimdi kendilerinden önce yapılmış çalışmalar değil. Yani Türkçe bugünkü duruma nasıl gelmiş, dil nedir, biçem nedir diye düşünen yok. Yani bir çaba yok ama bu çaba kendilerinden önce yapılmış çalışmalarla mı ilgili? Hiç zannetmiyorum. Kendi öz eleştirilerini yapmaktan kaçınmalarını, kendilerini eleştirmek değil. Kitapları olanların olmayanları küçümseme alakası var. Duygu ve düşüncelerini yansıtırken alışılmamış yollar izlemeleri. Geçelim. Anlatımlarının gücünü arttıracak çabayı göstermemeleri. Şimdi arkadaşlar, E şıkkı, evet yani sınavda olsam ben de E şıkkını işaretlerdim ama direkt karşılıyor mu diye soracak olursanız ben bu soruyu şöyle açıklayabilirim. A, B, C, D olmadığı için cevap E. E direkt karşılıyor mu? Bence hayır. Ama diğer şıklar olamayacağı için cevap Edirne. Anlatımlarının gücünü arttıracak çabayı göstermemeleri. Yani ben Türkçe bugünkü duruma nasıl geldi, dil nedir, üslup nedir diye düşündüğüm zaman anlatımım gücünü artacak mı? Yani böyle bir sonuç çıkarabilir miyim? Elbette hayır. Tam karşılamıyor bakın. Ama diğer şıklar çok uzak. Şu A şıkkı biraz çeldiriciydi ama E şıkkını diğer şıklar olamayacağı için işaretlerdim ben olsam. Evet, son sorumuz. Bu parçaya göre ünlü yazar genç yazara aşağıdakilerden hangisini önermektedir? Yine konu arıyorum. Ünlü yazar genç yazara mektubunda şöyle diyordu. Doğa betimlemelerinizde gerçek sanatçılara özgü bir çaba içindesiniz. Ancak deniz derin derin nefes alırken, ağaçlar hiç durmadan mırıldanırken türünden betimlemeleriniz anlatımı basma kalıplaştırıyor. Yani tek düze hale getiriyor. Bazen de anlaşılmaz durumlara sokuyor. Unutmamak gerekir ki doğa betimlemelerinde güzellik güneş battı, yağmur başladı gibi cümlelerle elde edilebilir. Yani süsleme diyor Servet Füyün'ün. Süsleme, düzgünce anlat şu doğa betimlemelerini. Bir bakalım. Ayrıntıları seçmede gözlemlerden yararlanın. Gözlem değil. Birbirini çağrıştıran geçelim. Anlatımda yalınlığa özen göstermesi, affedersiniz gıcık tuttu. Anlatımda yalınlığa özen göstermesini öneriyor değil mi? Yani süsleme diyor. Yalın, güneş battı, yağmur başladı. Böyle söyle, süsleme. Cevap bu olacak. Varlıklara eylem içinde geçelim. Değişik anlatım geçelim. Evet, cevabımız C şıkkı olacaktı. Dostlarım, son 10-15 yılın çıkmış soruları içerisinde konu sorusu olarak gördüğüm bütün farklı soruları derledim. Bunların dışında konu sorusu yok mu? Elbette var ama bunların benzeri, yani soru kökü olarak aynısı. Ben farklı soru köklerini derleyip toparladım. İşte bu tarz soru kökleri gördüğünüzde paragrafta konu arayacaksınız. Konu dediğimiz şeyi ise videonun girişinde zaten anlatmıştım dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. O değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi de lütfen eksik etmeyin dostlarım. Görüşmek üzere.